İhanetin bedeli. Biz başlığı böyle attık. İsrail'in casusları özel dedektif Ahmet Ersin Tunlucalı ve eşinin Mossad'ın siparişiyle Almanya'ya gittikleri ortaya çıktı. Yani sadece Türkiye'de arama tarama faaliyetlerinde bulunmamışlar. Dedektiflik faaliyetlerinde bulunmamışlar. Muhtelif noktalarda da bulunmuşlar. Onlardan biri de Almanya, Hamburg. Ayrıca Mossad'ın istediği kişileri takip etmenin karşılığında bir fatura da çıkarıyorlar. İşte o faturanın bedeli, yani ihanetin bedeli 25 bin euro. Mossad'a çalıştığı belirlenmiş MIT operasyonuyla yakalanmıştı. Ahmet Ersin Tunlucalı'nın ücret tarifesi belli oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in Türkiye'de satın aldığı kişiler tarafından yaptırdığı istihbari çalışmaların birini daha deşifre etmişti. Yapılan operasyonda özel dedektif Ahmet Ersin Tunlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında Mossad'a çalıştığı belirlendi. Tunlucalı'nın Mossad ajanlarıyla Viyana, Zürih, Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Tunlucalı'nın Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da Mossad adına takip yaptığı ortaya çıktı. Maske kimlikle Almanya'ya giden çiftin eşi 25 bin euro karşılığında istenilen kişilere yakın takip yaptığı belirlendi. Evet, kaldığımız noktadan devam edeceğiz değerli izleyenler. Mossad'a yönelik operasyonlar silsilesinde ortaya çıkan tablo, nihai tablo bu şekilde. İki isim yakalandı ve onlar sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da muhtelif noktalarda faaliyetlerine devam ettiler Mossad adına. Ama bunları yapanlar kim? Bunları yapanlar Türk. Kim bunlar? Ne yaptılar? Rakam 25 bin euro. Bir tane işin bedeli bu. Ardı var mı, arkası var mı, nedir, ne değildir? Biz geçtiğimiz hafta da aslında bu olayın ortaya çıkışını konuşmuştuk. Yine şimdi TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu bizimle birlikte özel haber ekibinden aktaracak son gelişmeleri. Geçtiğimiz hafta farklı fotoğraflar üzerinden biz zaten belgelere, bilgilere ulaşmıştık. Daha doğrusu sen. Sonra burada uzun uzadıya konuşmuştuk. Ama zannediyorum ki raporla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı, öyle mi? Şimdi aslında o ilk yayınımızda söylemiştik biz bu raporlamaların yapıldığını, bunu da yapılan operasyonlarda dijital materyallerden ortaya çıktığını, yapılan operasyonun ne kadar haklı bir sebepten yapıldığını gözlerine sermiştik. Şimdi yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu geçtiğimiz günlerde yaptığımız Türkiye'deki takipte. Ona sadece bir örnek vermiştik. İki gün boyunca Türkiye'de Orta Doğulu iş insanının nasıl takip edildiğini, nasıl yanına kadar sokulduğunu ve nasıl görüntüler alınıp alışverişinden eşinin kuaföre gidişine kadar, uçak havalimanına kadar bütün 24 saat boyunca yaptıkları o takibi görmüştük. Onları da anlattık ve bunun karşılığında da meblalar aldığını da söylemiştik. Bugün aslında bu soruşturmanın bir noktasında sadece bir tane yaptıkları bir çalışma bu. Daha önceki 9 yıl boyunca, yani 2011 ile 2020 arasında materyaller toplandı ya, onlardan çıkan bilgiler neticesinde yeni veriler çıkmaya başladı. Bu sefer de bakıyoruz ki yurt dışında. Neden yurt dışında? Aslında Almanya'da biliyorsunuz birçok Türk vatandaşımız yaşıyor ve bunun da bu takip ve çalışmalarının ortaya çıkmaması için buna gitmiş olabilirler. İşte Ersin Tunlucalı ile eşi bu takipleri birebir yapıyorlar. Aslında bunların İstanbul'da... Eşi de mi yapıyor takipleri? Eşiyle birlikte. Ersin kadar bu durumun farkında mı? Onu farkında. Aslında daha çok farkında. Öyle neden? Raporları eşi yazıyor. Yani görüntüler çekiyor, videolar çekiliyor. Osman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben birçok polis operasyonundan fezleke okudum. Teknik takip görüntüleri gördüm. Modabond, yani polisiye bir çalışma gibi böyle bir profesyonel bir çalışma yürütmüşler. Yani bu yaptıkları çalışmayı da bir rapor haline getirip o raporla birlikte özel şifreleme cihazları mail yoluyla, şifreli mail yoluyla Mossad'a iletiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz ki bu operasyonda kendi teknik takip ekipleri var. Onlar Türkiye'de çalışıyorlar. Yurt dışında Hamburg'da ne yapmışlar? Kendi eşiyle birlikte Mossad'ın vermiş olduğu görevi yerine getiriyor. Orada da Orta
Türkiye'de işlemleri onlar yapmıyor mu? Türkiye'de aslında çok işleri girmiyor. Ekibi yapıyor. Onların da teknik takip ekibi var. Yani onların görüntüleme, video çekimi. Ama Hamburg'da bireysel olarak kendileri yapıyor. Hamburg'da bireysel olduğunu anlaşıyoruz. Çünkü maillerden, yazışmalardan onu anlıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız o fotoğrafları getirirse ilk fotoğrafı. Mesela Hamburg'da bir Orta Doğulu bir insan, iş insanı arabasına binmiş, otele gitmiş. Adım adım arkasında, ensesindeler. Yaptıkları işlemleri de dakika. Ne, amaç ne yani? Her yerde takip ediyorlar ya, ne çıkacak ortaya? Nasıl bir bilgi edinecekler? Şimdi bunlar bu bilgileri Mossad'ın bu şahısların nerede yaşadığını, Almanya'da ne tür faaliyetler içerisinde olduğunu öğrenmesini için yapılmış, verilmiş görevler. Onlar da bu nedenle tüm teknik ekipleriyle, teknik donanımlarıyla birlikte onları takip ediyorlar. Ne yapıyorlar? Araç, mesela bu bir vapur. Vapurda, yani şu, burada şeyleri, varış noktasına geldiler, vapura bindiler. Dakika dakika bunu belirtmişler. Mesela merkeze doğru yürüyorlar. Hı hı. Bu mesela otele gitmişler. Otelin içerisinde dışarıdan içeri yakalanmamak için tabii bunlara da dikkat ediyorlar. İstihbaratı da karşıda koyuyorlar. Bunlara karşı adım adım ensesinde ve takip etmişler. Ve bunun da bir karşılığı var. Şimdi bakıyorsunuz karşılığı nedir? Aslında sabit masraf olarak göstermişler. Sabit masrafının bedeli de 25 bin euro. Hı. Sadece bir işte Osman. Biz geçenki yayınlarda söyledik. Sadece bir fotoğrafını çekmelerinde, bir fotoğrafını göndermelerinin fiyatı 5 bin euro olduğunu söylemiş. Şimdi bakıyorsunuz komple bir iş almış gibi, ihale almış gibi. Yani Mossad'a bunu da raporlarken titiz bir şekilde raporlamışlar. Fiyatını da ona göre belirlemişler. Mesela seyahat fiyatını ayrı belirlemişler. Konaklama fiyatını ayrı belirlemişler. Az önce buraya da geldi o faturalandırma ama orada her kalemin karşılığı gözükmüyor. Yani sıfır olarak başka gözüküyor. Faturalarda, başka maillerde bu gözüküyor. Orada bu görünen bu evet, faturalamada sadece sabit masraf olarak belirtmişler. Aslında birçok kalemleri var. O kalemleri fiyat belirlememişler. Toplam yekün bir fiyat belirlemişler. Şimdi bunlarda nasıl ödeme yapıyorlar? Şimdi Mossad'ın tabii böyle bir hesap, senin paranın hesabına para gönderiyoruz diye bir sistemi yok. Dünyada bulunan Mossad'a çalışan şirketler var. Bu şirketlerin üzerinden tatil masrafı gibi, gider masrafı gibi bu şahısların hesaplarına gönderiliyor. Ayrıca kripto para üzerinden de takibi zor olsun diye para gönderiliyor. Şimdi biz bu soruşturma geçen yayınımızda da söyledik. İşte aslında Mossad bu kişilerin çok sayıda hesabına, farklı hesabına ulaştı. Hatırlıyorsan bir önceki dedektif operasyondaki kişilerin açılan ve kapatılan hesap sayılarının çok fazlaydı. Yani bir kişinin 30'dan fazla hesabı vardı. Bunlar da aynı şekilde. Onların da, bunların da fazla hesapları var. Yani bir hesaptan işleri bittikten sonra o hesabı kapatıyorlar. Farklı bir hesap açıyorlar. Şimdi karı koca Almanya'da Orta Doğu'lu iş insanlarını adım adım takip etmişler. Yani nereye gittiklerini, nereden çıktıklarını, ne yediklerini, yemeklerine kadar hepsini not almışlar. Yani bu çok zor bir şeydir. Yani dibine kadar yaklaşman lazım ki bunları. Nasıl yaklaşabiliyor? Şimdi biz az önce söyledik. Yani, orada eğer takip edilenler de kendi alanlarında profesyoneller netice itibariyle. Tabii. Takip edildiklerinin farkına varmaları gerekmez mi bu kadar yakın temasta? Şimdi özellikle kalabalığın içerisindeki, mesela o vapur kısmı kalabalığın içerisinde. Onun orada takip etme, mesela bir selfie çekiyorum imajı yapıp o karşı tarafı fotoğrafını çekiyor olabilir. Yani kalabalık içerisinde dibine kadar girebiliyorsun. Ama uzakta da teknolojik aletleri var. Uzaktan zoom yapabilecek makineleri var. Onlarla birlikte. Aslında çok yakında değiller. Çok yani. Yakında da değiller. Yani gerektiği yerde yakın oluyorlar. Gerektiği yerde de uzaktan da görüntü alabiliyorlar. Yani bir şehir merkezine gelirken bir ormanlık yolda geçiyorlar. Dibinde. Yani neredeyse arkasından. Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Bu eylemlerin tarzları, bu bilgilerin akışı gerçekten de profesyonel. Yani bir dedektif şirketinde, bir dedektiflerin bu grubun çok profesyonelce hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi daha önceki operasyonlarda bakıyorsunuz ki buluşmalar yine yurt dışındaydı. Ama eylemleri takip ettikleri kişiler Türkiye'de. Farklı ülkeler, mesela sadece Almanya'da değil, Orta Doğu'da da takip ettirmişler bunlara. İsviçre'de de dedin sanki geçtiğimiz dönem. Gürcistan'da da var. Mesela Gürcistan'da da var. Onların takip görüntüleri de var mesela. Peki niye bu ekip yapıyor bu takibi? Yani hadi Türkiye'de Türklere takip ettirdin, onları da buradan buldun. Ama onları sonra küresel ölçekte Almanya'ya gidin, İsviçre'ye gidin, Gürcistan'a gidin. Çok mu hünerli bunlar? Çok ünlerli. Çünkü Almanya'da zaten bir Türk nüfusu kalabalık, orada belli olmaması mümkün. Ama diğer ülkelerde hemen fark edilebilirsiniz. Onun için de
kıyafetlerini değiştiriyorlar. Yani o ortama uyacak. Atıyorum gözlük takıyorlar, şapka takıyorlar, işte pipo kullanıyor. O oranın yörenin insanıymış gibi bir kendilerine bir imajla çizebiliyorlar. Onun için de yani profesyonelce hareket edip karşılığında işte vatana ihanetin bedeli, o bilgileri satmanın bedeli sadece bir işte 25 bin euro. Peki bunun arkasını görebilecek miyiz bir tane iş yapılmadı? Aşikar zaten. Aşikar. Toplam bilançoyu da önümüzdeki süreçte görür müyüz? Göreceğiz çünkü 9 yıllık bir çalışma sistemi var. Aslında bizim de alışageldiğimiz bir sistem değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü ajanlar bu tür şeylerin deşifre olması ihtimaliyle kısa süreli çalışılır. Şimdi o kadar güvenmişler ki, bunlar da o kadar iyi iş yapmışlar. Demek ki 9 yıl birlikte çalışma fırsatları olmuş. Şimdi biz o Mossad ajanının ismini söylemiştik. Belki ondan önce farklı bir Mossad ajanına, farklı bir kodla, farklı bir gruba da çalışıyor olabilirdi. Yani bunun şu 9 yıl uzun süre çalışmasının sebebi yani devir edilmiş, başka gruplara verilmiş, onların adına da çalışılmış. Şimdi aslında para dökümünde çıkacak ne kadar şeyleri var, bunun ne kadar mal edilmiştir. MASAK'ta onunla ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben önümüzdeki teşekkür süreçte tabii bu daha detaylı bilgilerin ardı arkası kesilmeyecek gibi gözüküyor. Elde edilen materyaller sonrasında çıkacak sonuçlara göre yine bakacağız son duruma. Çok sağ ol, teşekkürler katkıların için.